Dünya ekonomi alanında büyük bir rekabete sahne oluyor. Hızla gelişen ve büyüyen teknolojik atılımlar değişimi de beraberinde getiriyor. Üretimin ön plana çıktığı uluslararası ekonomide kendi sektöründe başat firmaları anlatıyoruz. Üretim teknolojileri, kalite anlayışları, üretim sonrası faaliyetleriyle başarının anahtarı üreten Türkiye'de. Televizyon sektörü sadece teknik bir araç değil, aynı zamanda sosyal, politik, ekonomik ve kültürel bir güçtür. Küresel bağlamda dizi ve sinema sektörü oyunculardan yönetmenlere, stüdyolardan bilet satışına kadar uzanan büyük bir ekonomi. 2019'da 100 milyar dolar sınırını geçen ve günümüzde 200 milyar dolara yaklaşan cirosuyla sektör gelişen teknolojinin etkisiyle büyük bir değişimden geçiyor. Türk dizi film sektörü büyük bir ilerleme kaydederek 2018 yılından günümüze dünya dizi film sektöründe en fazla ihracat yapan ikinci ülke olarak yoluna devam ediyor. Üreten Türkiye'de bu hafta yaptığı dizileri 70'ten fazla ülkeye ihraç eden Türk tarihine ve kimliğine faydalı işler yapma amacıyla kurulan, birçok ilki gerçekleştirerek sektöre damga vuran ve ilerlemeye devam eden bir Türk yapım firmasını anlatıyoruz. Firmamız dizi film sektöründe faaliyet göstermekte. Bunun yanı sıra bilgisayar oyunu üzerinde faaliyetimiz var. Dizinin ötesinde bu dönem yakın zamanlarda bir sinema filmiyle işlerimiz başlamış olacaktır. Diriliş Ertuğrul, ardından Yunus Emre, sonra Hacı Bayram Veli, İbn Sina'nın dokümanter dramasını çektik. Şu anda da Fetih Ülküsü Kızıl Elma ismiyle Fatih'in nasıl yetiştiğini, çocukluğunun nasıl geçtiğini, gençliğinin nasıl oluştuğunu anlatmaya çalışıyoruz ki bir lider nasıl yetişir milletimize anlatmak istiyoruz. Dizi filmler etkisi bakımından insan hikayelerini barındırma özelliği sebebiyle büyük bir güce sahip. Firmanın hayata geçirdiği bir dizi film dünyada büyük ses getirdi. İki olaydan bahsedeyim ben. Çünkü ikisi de birbirinden önemli. Birisi Diriliş yayınlanırken Amerika Wisconsin'den bir kadın dedi ki ben Diriliş'te İbn Arabi'yi dinleyerek Müslüman oldum. Hiç bilmediğimiz, görmediğimiz bir yerde bir kadıncağız böyle etkilenmiş. Bunun gibi yüzlerce binlercesi var. Bunun yanında mesela Yeni Zelanda'da bir cami bombalanmıştı. Cami daha doğrusu taranmıştı. Orada şehit olanlardan birisinin eşi Batılı medyaya şöyle bir açıklama yapıyor. İşte diyor o benim evimin direğiydi. O bizim babamızdı. O bizim Ertuğrul'umuzdu diyor. Bunu duyunca tabii benim tüylerim diken diken oldu. Demek ki dünya çapında bir etki gösteriyor. Böyle sonuçları almak bizi manevi olarak çok yüksek seviyelere çıkarıyor. Allah'a şükürler olsun. O bakımdan demek ki doğru iş yapıyoruz diye devam ediyoruz. Türk yapımı diziler Rusya'dan Çin'e, Kore'den Latin Amerika'ya, Orta Asya'dan Arap coğrafyasına tüm dünyada 1 milyara yakın izleyiciden ilgi görüyor. 2008 yılında sadece 10 milyon dolar seviyesinde olan Türk dizi ihracatı 2018 yılında 350 milyon dolara, 2020 itibariyle 600 milyon doların üzerine çıktı. Günümüzde 1 milyar dolara hedefleyen Türk dizi film sektörü dev bir ekonomi olma yolunda ilerliyor. Sektörde sağlam bir yere sahip olan firma, şimdiye kadar ihraç ettiği dizi filmlerle uluslararası arenada isminden sıkça söz ettiriyor. Şu anda Diriliş Ertuğrul dünyanın pek çok ülkesinde vizyona girdi ve televizyonlarda yayınlanıyor, yayınlandı. Uzak Doğu'dan, Endonezya, Malezya'dan, Amerika'ya kadar, İngiltere'ye kadar aldığımız çok güzel tepkiler var.
Yunus Emre de birçok ülkede yayınlandı ve yayınlanıyor. Şu anda dijital alanda en çok izlenim alanlardan birisi Yunus Emre. Dizi film ihracatının ekonomik getirisi yanında yapımı gerçekleştiren ülkenin imajına etkisi de çok büyük. Dizi film anlatısının oluşturulduğu senaryoda zaman, karakterler ve mekanlar dizinin çekildiği ülkeyi ve o ülkenin insanını anlatır. Bu sebeple dizi filmin ihraç edildiği ülkelerdeki seyirciler yalnızca senaryoyu takip etmekle kalmayıp aynı zamanda görsel yapımın gerçekleştirildiği coğrafyayı da tanıyarak bir fikre ulaşırlar. Birçok bölgede gittiğimde gördüğüm şunlar var. İnsanlar sadece bizim dizilerimizi izleyerek Türkçeyi öğrendiklerini görüyoruz. Bu da şu oluyor, bizi doğru tanımalarına sebebiyet veriyor. İşte Türk dediğiniz zaman, işte Türkiye'den gelmiş bir dizi izlediği zaman en azından açıp bir bakıyor. Biz dizilerde falan bazen şuna bakarız, işte diyorum ki en son yaptığımız mesela Hacı Bayram Veli ile ilgili bir dizimiz vardı. Biz onun başarısını aslında ilk etapta şöyle kontrol ediyoruz. Hacı Bayram Veli ismi ne kadar aranmış? Gerçekten tavan ve zirvelere çıktığını gördük. Dedik ki amaç hasıl olmuştur. Yoksa bizim verdiğimizle ne Ertuğrul'da olsun ne Yunus'da olsun ne de bir başka dizide bunu çok iyi veremezsin. İşte Türk kimliği açısından, tanınması açısından da bu çok çok önemli faktör. Ben en çok kıymet verdiğim taraflardan bir tanesi de bizi doğru tanıyabilmeleri insanları. Dil, kültürün yayılmasında ve güçlenmesinde büyük bir etken. Günümüzde sadece diziler değil, tüm medyatik faaliyetler yapımın sahibi olan ülke için büyük bir avantaj sağlıyor. Siz İslam ülkesisiniz ama ahlaki yönden sıkıntılı diziler de yapıyorsunuz gibi böyle tepkiler aldığımız oluyor. Ama işte Diriliş ve ona benzer dizilerin yapımından sonra büyük oranda çok mükemmel sonuçlar aldığımızı söyleyebilirim. Biz işte mesela ben Pakistan'a ve İngiltere'ye gittim ödül sebebiyle. Pakistan'da Türkiye'den çok daha fazla ilgi olduğunu gördüm. Yani Türk insanının nasıl bir yapıda olduğunu dizilerimiz onlara o kadar güzel gösteriyor ki ve Türkiye'ye karşı muhabbetin arttığını düşünüyorum. Gerek Orta Doğu'da, gerek Uzak Doğu'da, gerek Batı'da ben mesela yabancıların, gayrimüslimlerin de bu yönde böyle olumlu düşündüğünü düşünüyorum Türkiye'ye karşı. Bu gelişmelerden anlaşılıyor ki güzel şeyler yaptıkça Türkiye'nin imajı daha mükemmel olacak. Yani reklamlarla Türkiye'nin imajını yükseltmekten daha fazla bu çalışmalar etkili oluyor. Türk dizileri 2014 yılından günümüze dünya dizi film ihracatında Amerika'dan sonra ikinci sırada yer alma başarısı gösteriyor. Türk dizileri dünyada neden bu kadar ilgi ve talep görüyor? Bunun bence en büyük etkeni bizim kültür ve medeniyetimizin dünyaya farklı gelmesi. Batı'da tabii çekilecek belki de konu büyük oranda bitmiştir. O yüzden fantastiğe yöneldiler. Ama işte bizim gibi yerli, milli duruşu olan ülkelerin yaptığı ürünler daha dikkat çekiyor. Verdiğimiz mesajlar dünya tarafından çok daha güzel algılanıyor. Bence en büyük sebep bu. İkincisi de Türkiye'de çok yetenek var. Bu yetenekler kültürümüzü didik didik ederek böyle farklı hikayeler bulup bunları filme çekiyorlar veya diziye çekiyorlar bizim yaptığımız gibi. Dolayısıyla dünyaya bir farklılık sunmak ve çok çalışıp işte güzel ürünler sunmak bu cazibeyi oluşturuyor. Buradaki en büyük sebep bence bizim Türk insanının gerçekten girişimci ve çalışkanlığıdır. Aynı zamanda bir şeylerde ufacık bir başarıyı yakaladıktan sonra arkasından da koşup giden bir neslimiz var, gençliğimiz de var. İkinci sırada olmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi sadece bu gençlerin çalışması değil, aynı zamanda yurt dışından da Türkiye'de nasıl iş yapıldığını gördükleri için biz sadece ve sadece dizi içerik üretmekle değil, teknik manada çok kaliteli işler çıkartıyoruz. Türk dizileri tüm dünyada olduğu gibi Orta Asya'da ata yurdunda da çok izleniyor, izlenmekten öte sahip çıkılıyor.
Orta Asya tabii bizim kardeşlerimiz, Türk Cumhuriyetlerin hepsinde yaşayanlar büyük oranda aynı kökenden gelen soydaşlarımız. Yani kültür ve medeniyet birliğimiz var. Kazakistan'da, Özbekistan'da, Türkmenistan'da, diğer Türk ülkelerinde çok seyrediliyor. Yani ortak kültür birliği, ortak bir medeniyetin varisleriyiz. O bakımdan onlar da kendilerini orada buluyor. Diriliş Ertuğrul'da özellikle veya Yunus Emre'de. Yunus Emre'nin o tasavvufi anlatımını Orta Asya da benimsiyor tabii ki. Dizi film ihracatında dünyada ikinci sırada olmak hem ticari hem de ülke tanıtımı açısından Türkiye için çok büyük bir başarı. Onlarca yapım şirketi, yüzlerce firma ve on binlerce çalışanıyla sektör büyük bir rekabet içerisinde. Şu an dünyada ikinci sırada olan Türk dizi film sektörü birinci sıraya yükselmek için ne yapmalı? Altyapıyı çok daha güçlü yapmak gerekiyor. Yani Amerika'yla boy ölçüşebilmek için oradaki stüdyoların, platoların çok daha mükemmel bir şekilde yapılması Türkiye'de yabancı dizi sektörünü de veya film sektörünü de Türkiye çekecektir. Ama aynı zamanda da bütün dizi yapan, sinema yapan arkadaşların, yapımcıların işini çok daha üst seviye, kalitede yapmaları önemli. Aynı zamanda da bizim çok zengin kültür ve medeniyetimizi çok iyi okuyup oradan mükemmel mesajlarla, mükemmel hikayeler çıkarılabilir. Düşünebiliyor musunuz? Elimizin altında bu değerler ama bunları biz mükemmel hikayelere dönüştürüp dünyaya büyük mesajlar vermeye başladığımız zaman ve bunu da üst seviye kaliteyle, teknolojiyle yaptığımız zaman birinci olmamamız işten bile değil. Dünyada en çok dizi film ihracatı yapan ikinci ülke olarak ortaya büyük bir başarı örneği koyuyoruz. Böylesine başarılı olduğumuz dizi filmler nasıl yapılıyor? Dizi film yapımının ilk basamağı nedir? Tabii öncelikle konuyu belirliyoruz ve bunun üzerine hikaye yazılıyor. Hikaye ortaya çıktıktan sonra nasıl seyir takip edecek onun sinopsisi yani özeti, arkasından tretmanlar yazılır. Bütün bölümlerin özetleri. Daha sonra oturulur bu bütün teferruatlı olarak senaryoya dönüştürülür. Dizi film yapımının ilk basamağı yazmak yani senaryo. Başarılı bir senaryo için birçok biçim ve kuralın uygulanması gerekiyor. İyi bir senaryoda olmazsa olmaz nedir? Bir senaryoda bence en önemli kural duyguya sadık kalmaktır. Mesela bir polisiye dizisi yazıyorsunuz. Oradaki önemli duygu gerilimdir. Yani seyirciyi gerdiğiniz noktada ve seyirciye soru sorduğunuz ve şaşırttığınız noktada seyirci der ki ooo çok güzel bir senaryoydu der. Hani bunun matematiğini seyirciye bir polisiye denklem içerisinde vermeniz gerekiyor. Aşk, özgürlük, açlık, sefalet, göç bunlar dünyanın her yerindeki insanları ilgilendiren meseleler olduğu için hani projemde bunlar var mı? Anlatımda bunlar var mı? Hani çok lokal düşünmekten ziyade özellikle bir Türkiye'de genç kardeşlerimizin de bu bağlamda özellikle dikkat etmesi gereken yerlerden bir tanesi bu. Dizi film yapımının ikinci basamağında yapımcının kamera önü yani oyuncu ekibini ve kamera arkası teknik ekibini belirlemesi gerekiyor. Ekipler belirlenirken dizi filmin süresi, bütçesi, tarzı gibi birçok değişken rol oynuyor. Senaryoya göre bir yönetmen tespit ederiz bu işi çekebilecek. Ve daha sonra bu yönetmenle beraber biz sanat yönetmenini, görüntü yönetmenini ve bütün kostümle alakalı yönetmenleri vesaire bütün elemanları tespit ederiz. Bu arada da cast tespitine gideriz. Yani oyuncuları tespit ederiz. Yani senaryo yazılırken aynı zamanda da karakterler yazılır senaristler tarafından. Hangi karakterler nasıl özelliklere sahip falan. Buna göre de oyuncuları tespit ederiz ve bütün bu ekip belirlendikten sonra arkasından da çekim başlar. Büyük bir emek ve çabayla bir araya getirilen dizi film ekibi tıpkı bir fabrikanın ham maddeyi ürüne çevirmesi gibi senaryoyu görüntüye çevirir. Senaryonun görüntüye çevrilmesinde yönetmen belirleyici bir rol oynar.
yönetmen bir film setinde en çok neye dikkat eder? Aksayan bir yer varsa bunu hissedebilmeli. En önemli vaziyetlerden biri bu. Buna dikkat etmek lazım. Yani sadece yönetmen bütün ekibi görebilen kişidir bence. Yani bütün ekibi görebildiği sürece çözer bunu. Çünkü o ekibin dümeninde o oturuyor. O arabada bir aksilik olursa sıkıntı çekecek ilk kişi ya da bu sıkıntıyı en fazla omuzlarında hissedecek kişi yönetmen olur yani. Teknoloji her alanda olduğu gibi dizi film sektöründe de gelişiyor. Yapımlarda ihtiyaç duyulan teknik yani ışık, kamera ve kurgu ekipmanları görüntü kalitesine direkt etki ediyor. Türkiye'de dizi film sektöründe nasıl bir teknoloji kullanılıyor? Bir illüzyon gerçekleştiriyorsunuz ve bu illüzyonu gerçekleştirirken teknoloji kesinlikle sizin kalitenizi dünya standardına yükseltiyor ve ekip de kendini iyi hissediyor. Çünkü sonuçta yaptığı işi ekranda gördüğü zaman yabancı bir sürü platformdan insanlar dizileri izliyor. Yani o standardı kendisini de yakaladığını gördüğü zaman işe daha iyi sarılıyor, kendini daha mutlu hissediyor. Gerçek bu. Yani teknolojinin ne faydası var? Teknolojinin çok faydası var. Hangi sektör olursa olsun başarılı olmak kadar başarıyı devam ettirmek de önemlidir. Güncel olmak ve kendini yenilemek devamlılık için şarttır. Dizi film sektöründe uluslararası başarılara imza atan Türk firmasına gelecek yatırımlarını ve projelerini sorduk. Gelecekte yapmamız gereken yatırımlardan şu anda üzerinde çalıştığımız büyük bir plato yapmak istiyoruz. Bu platoda geleceğin bütün işlerini de kendi platomuzda yaparak devam etmek istiyoruz. Şu anda kullandığımız plato kendi işlerimizle ilgili çok da yeterli olmuyor. Yapacağımız plato sadece bize değil, aynı zamanda Türkiye'de ve hatta yurt dışının da gelecek birçok sinema sektöründeki firmalara hizmet versin diye model ve güzel bir plato yapma düşüncemiz var. Bunu da İstanbul'da gerçekleştirmek için çaba sarf ediyoruz. Bununla ilgili girişimlerimiz de devam ediyor. Tabii dizi film projelerimiz bir hayli var. Yani onun üzerinde kafamızda proje var. Bakalım hangileri gerçekleşecek. Ama bunlar oldukça büyük projeler. Dünya çapında projelerimiz var. Bilgisayar oyunu hazırlığımız var. 1,5 yıldır hazırlıyoruz. İnşallah bir 8-10 ay sonra sonuçlanacak. Bunu da toplumumuzun ve dünyanın önüne sunacağız inşallah. Dünyaca tanınan Türk yapım firması ürettiği dizi filmlerde etik değerlere sahip bir bakış açısına sahip. Firmanın 70'ten fazla ülkede gösterilen yapımlarında fark edilir bir bakış açısı ortaya konuyor. Kendimize bir misyon biçtik. Tabii ki bunun kalite standartları olacak kendine göre. Her şeyden evvel ahlaki işler yapmaya çalışıyoruz. Birinci önceliğimiz ticari değil. Dolayısıyla sadece para için hiçbir iş yapmıyoruz. Önümüze birçok teklif gelse bile, para edecek teklifler gelse bile eğer bizim değerlerimizle uyuşmuyorsa, bizim mesajlarımızı vermiyorsa o zaman biz yan gözle bile bakmıyoruz. Bizim yaptığımız dizilerde mutlaka bu milletin biz madem evladıyız, ona karşı bir sorumluluğumuz var. Onun değerlerine uygun işler yapmak zorunluluğumuz var. Ve bu yönde gençlere de örnek olmamız gerekiyor. Aynı zamanda çok yetenek var. Yeni gençleri çıkarma gayreti içerisindeyiz. Onların elinden tutmak, onlara daha güzel imkanlar sunmak, fırsatlar sunmak peşindeyiz. Dizi filmler yalnızca kendi sektörlerine değil, Türkiye'deki birçok sektöre katkı sağlayan bir güce sahip. Türk dizi film sektörü turizmden sanayinin tüm sektörlerine değin dünyaya cazibe sunuyor. Diğer taraftan dizi filmler ortaya koydukları içerikler sebebiyle sosyal anlamda büyük bir sorumluluk taşıyorlar. Firma sahibi Kemal Tekten hadiseyi bir fıkrayla anlatıyor. Bir yönetmen ölüyor ve ilk etapta cehenneme alıyorlar. Bu aslında inançlı bir yönetmen ama cehennemde bir süre geçireceksin diyorlar yaptığın işlerden dolayı. Ve neticede orada bir süre geçiriyor. Bir gün geliyorlar. Diyorlar ki senin burada şeyin bitti, süren bitti. Gel seni cennete götürüyoruz. Tam cennetin kapısından çıkmak üzereyken birileri geliyor. Hop diyor. Tamam biraz daha burada duracaksın. Ya işte ben çilemi çektim, sıkıntımı çektim. Cehennemdeki süreyi doldurdum diyor. Ama diyorlar
filmin yeniden vizyona girdi. Ticari hayatta cesaretle yapılan her hamlenin ve verilen her sözün arkasında durmak, işini gönülden yapmak. Dizi film sektöründe ürettiği yüzlerce bölümle Türk insanını anlatan ve 70'ten fazla ülkede yapımları izlenen bir Türk firmasını anlattık. Teşekkürler. Alın teriyle dizi film sektörüne katkı sağlayan tüm çalışanlar, yüreklerini ortaya koyan tüm firma sahipleri ve teşekkürler Sayın Kemal Tekten.